Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş harika bir bayan yelek modeli anlatacağım. Çok hoş, çok güzel. Bayıldım ben bu modele. Ben ilk defa gördüm, yine istek olarak geldi. Beğenirsiniz inşallah, beraber yapalım. Eminim de beğeneceksiniz. Model zor gibi görünebilir ama arkadaşlar çok kolay. Hani zaten anlarsınız ne yapacağınızı, böyle ördükçe anlarsınız. Hata yapmayacağınız bir model. Böyle ip olarak orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. 3 numara şişle öreceğim. Sonra size angora iple de örüp fikir olsun diye onu da göstereceğim. Modelimiz 18 ilmek ve katlarından oluşuyor. Her desen 18 ilmekten oluşuyor. 18 ilmek ve katları olarak başlarsınız. Artı 3 ilmek de fazla atarsanız tam denk düşüyor. Kenar kısmında kaç ilmek örmek istiyorsanız da o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Ben 2 desen için 18 36 artı 3 ilmekte tam denk düşsün diye fazla attım. Kenar yapmayacağım. Yani 39 ilmek attım. Şişimiz arkadaşlar 2 desen için 39 tane ilmek atalım. Şöyle. Hadi bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Şöyle alayım. Evet. İlk sıramız zor olacağı için arkadaşlar ilk önce ilk sırayı ters olarak, bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğim. Evet, bütün ilmekleri ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, bütün ilmeklerimi ters ördüm, çevirdim, ön yüzdeyim. Modelimizin birinci ön yüzündeyiz arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek ters örelim. 1 2 3. Kenar ilmekten sonra 3 ilmek ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak örüyorum. Burada bir eksiltme yapmış oldum. Karşımda 4 ilmek var. Bu dördünü sırayla örmeden sağ şişimi alıyorum. 2, 3, 4. Sol şişimle arkadaşlar baştaki 2 ilmeği arkadan, bakın, sol şişimi alıyorum. Geçiriyorum. Sağ şişimi yavaşça çektim. Önden arkadaki 2 ilmeğimi alıp sol şişime aktarıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Evet. Böyle oldu. Burgu yapmış olduk. Şimdi bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki yine 4 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. Bu sefer sol şişimle baştaki 2 ilmeğimi önden şöyle geçiriyorum. Şişime geçiriyorum. Sol şişime bu şekilde. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Sağ şişimle arkadan 2 ilmeğimi aldım. Sol şişime aktardım. Ve sırayla düz örüyorum. 3 ve 4. Şöyle göstereyim. Bakın, kanatlar yana doğru açıldı. Ortadaki kanatlar yana doğru açıldı ikisinin de. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak ördüm. 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. Sıradaki 2 ilmeğimi, ipimi öne alıp ikisini bir ters örüyorum. Evet, burada bir desen bitti. Şimdi diğerine geçmiş olduk. İkisini bir ters ördükten sonra sıradaki 4 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 3 4. Ne yapıyoruz? İlkinde sol şişimizle baştaki 2 taneyi arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Arkadaki 2 ilmeğimi önden sağ şişime aldım ve sol şişime aktarıyorum. Kanatlarını dışa doğru, sağa doğru açtım. 1 sırayla düz örüyorum. 2 3 4. Bir doladım. bir düz ördüm, bir doladım. Yine 4 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 1, evet, şöyle doladığım ilmeği görmedim. 1, 2, 3, 4. Bu sefer sol şişimle baştaki 2 ilmeğimi önden sol şişime geçiriyorum. Şöyle sağ şişimi yavaşça çektim. Arkadan o 2 ilmeği sağ şişime aldım. Bunları şöyle, şu tellenmiş, sol şişime aktarıyorum. 2 ilmeğimi sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. 3, 4. Evet, gördüğünüz gibi kanatlar dışa doğru açıldı. Sıradaki 2 ilmeğimi ipe öne doğru alıp ters olarak örüyorum. 3 ilmek ters. 1, 2, 3. Son kenar ilmeğimi de düz örüp birinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Çevirli modelimizin tersinde hep bütün ilmekler ters olacak. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Dediğim gibi bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Artırdığımız ilmekler de ters olacak. Evet, ters örerek sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. İkinci ön yüz sıramdayım. Modelimizin ikinci ön yüz sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örüyorum. 1, 2 tane ters ördüm. 2 tersten sonra ipimi kendime doğru alıp sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak örüyorum. Karşında yine 4 tane düz ilmek var. Onları örmeden sağ şişimi alıyorum. Yine baştaki 2 ilmeği arkadan sol şişime geçiriyorum. Sağ şişimi yavaşça çektim. Arkadaki 2 ilmeğimi önden alıp sol şişime aktarıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bakın, burada bir alttaki artırdığım ilmek var. Onu düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Karşımda yine 4 tane düz ilmek var. Onları örmeden sağ şişimi alıyorum. 2, 3, 4. Bu sefer önden baştaki 2 ilmeğimi sol şişime geçiriyorum. Sağ şişimi yavaşça çektim. Arkadan 2 ilmeğimi, sondaki 2 ilmeğimi aldım. Bunları sol şişime geçiriyorum. Ve sırayla düz örüyorum. 2, 3, 4. Evet, burada sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak örüyorum. Ters örüyorum. 1, 2, 3 tane ters ördüm. Sıradaki 2 ters ilmeğimin ikisini bir ters olarak öreceğim. İpimi kendime doğru aldım. İkisini bir ters olarak ördüm. Karşında 4 tane düz ilmek var. Örmeden sağ şişimi alıyorum. 3, 4. Arkadan baştaki 2 ilmeğimi sol şişime aldım. Sağ şişimi yavaşça çektim. Arkadaki 2 ilmeği önden alıp sol şişime aktardım. Ve sırayla düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir düz ördüm. Karşımda 4 ilmek var. Yine burgu yapacağım. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Bu sefer baştaki 2 taneyi sol şişime, önden sol şişime alıyorum. Şöyle sağ şişimi yavaşça çekip arkadan 2 ilmeği sağ şişime alıp sol şişime aktarıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. Evet, ipim terlendi. 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi yine kanatlar dışa doğru açılıyor. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir ters olarak örüyorum. 2 ters. 1, 2. Kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı, ikinci ön yüz sıramı tamamladım. Çevirdim. Tersinde hiçbir işlem yok. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Modelimizin 3. ön yüz sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters örüyorum. Bir ters ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ipimi öne alıp ters olarak örüyorum. Karşında 4 ilmek var. Yine burgu yapacağım. Örmeden sağ şişimi alıyorum. 3, 4. Yine arkadan baştaki iki ilmeğimi sol şişimi aldım. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Önden arkadaki iki ilmeğimi aldım. Sol şişimi aktardım ve sırayla düz örüyorum. 2, 3, 4. 2 tane düz. 1, 2. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. 2 tane düz. 1, 2. Karşımda 4 düz ilmeğim var. Yine burgu yapacağım. 2, 3, 4. Örmeden sağ şişimi aldım. Bu sefer önden baştaki iki ilmeğimi sol şişimi alıyorum. Şöyle geçiriyorum. Geçiremedim. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadaki iki ilmeğimi arkadan sağ şişimi aldım ve sol şişime aktarıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ipimi öne alıp ters olarak örüyorum. Evet, bir ters ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ipimi öne alıp ters olarak örüyorum. Karşımda 4 düz ilmek var. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Yine burgu yapacağım. Baştaki iki taneyi arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Arkadaki iki ilmeğimi alıp sol şişime aktarıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. 3, 4. 2 ilmek düz. 1, 2. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. 2 düz ördüm. Yine burgu yapacağım. 4 tane düz ilmeğimi örmeden sağ şişime alıyorum. Baştaki 2 ilmeği önden sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadaki ilmeklerimi sağ şişime aldım. Sonra onları sol şişime aktarıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ters olarak örüyorum. Bir ters ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp 3. ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinde hiçbir işlem yok. Yine bütün ilmeklerimizi dediğim gibi hep ters öreceğiz. Ters sırasında. Sıramızı tamamlayalım. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Modelimin 4. ön yüz sırasındayım. 4. ön yüzde olduğumuzu nasıl anlayacağız? Bakın. Buradaki ajur yani artırma sıralarını sayalım. Bakın 1, 2, 3. Yani 3 defa ön yüz yapmışız. Şimdi 4.'yü yapacağız. Buradan da anlayabilirsiniz. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda 2 ilmek var. Bakın 4 düzden önce 2 tane ilmeğim var. O ikisini ipimi öne alıp ters olarak örüyorum. İkisini bir ters olarak ördüm. Yine o 4 düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Yine aynı şekilde burgu yapacağım. Baştaki 2 taneyi arkadan sol şişimi aldım. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadaki 2 ilmeği önden sağ şişimi alıp sol şişimi aktarıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. 2, 3, 4. 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. 1 doladım. 1 düz ördüm. 1 doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Karşımda 4 düz ilmek var. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Baştaki 2 taneyi önden sol şişimi alıyorum. Sağ şişimi yavaşça çektirip arkadaki iki ilmeğimi aldım. Sol şişime geçirdim. Ve sırayla düz örüyorum. 2, 3, 4. Evet. Karşımda 3 tane ters ilmek var. Bakın haroşa diyelim. 3 tane haroşa ilmeğim var. İpimi öne alıp o üçünü birden ters olarak örüyorum. 3 ilmeği bir ördük. Buradaki ilmeğim 1'e düştü. Karşımda 4 tane düz ilmeğim var. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Yine burgu yapacağım. Baştaki 2 ilmeği arkadan sol şişime geçiriyorum. Şöyle. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadakileri önden alıp sol şişimize aktarıp sırayla düz olarak örüyoruz. Evet. 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Karşımda 4 tane düz ilmek var. Evet. 4 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Baştaki 2 ilmeğimi önden sol şişime geçiriyorum. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadaki 2 ilmeğimi aldım. Sol şişime aktarıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Evet, sıradaki 2 ilmeğimi ipimi öne alıp ikisini bir ters olarak örüyorum. Son ilmeğimi de kenar ilmeğimi de düz örüp 4. ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinden hiçbir işlem yok. Yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. 5. ön yüz sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Bir ters ördüm. Bir doladım. Evet, yaprağımız açıldı. Şimdi kapatmaya başlayacağız. Öndeki ilmek, ortadaki ilmeklerimizi azaltacağız. Yandaki ilmekler çoğalacak. Kenar ilmekten sonra bir ters ördük, bir doladık. Sıradaki 4 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Yine aynı işlemi uyguluyorum. Bu 4 ilmeğimde baştaki 2 taneyi arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çektim. Arkadaki 2 ilmeğimi alıp sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum. 2, 3, 4. Karşımdaki 2 düz ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu ortadaki ilmeklerimizi azaltacağız. O yüzden ikisini bir düz olarak ördüm. Düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 düz ilmeğin ikincisinin yönünü bu şekilde çevirip sağa doğru böyle ikisini bir örüyorum. Burada da eksiltme yapmış oluyorum. Artık yaprağın iki kenarında artırma olacak. Ortalarda iki yanda eksiltme olacak. Evet. Karşımdaki 4 düz ilmeği yine örmeden sağ şişimi aldım. Baştaki 2 taneyi önden sol şişime geçirdim. Sağ şişimi çektim. Ve arkadaki 2 ilmeğimi alıp sol şişimi aktarıp yine aynı işlemi yapıyorum. Dikkat ederseniz bu burguda sırayla düz örüyorum. Burguyu yaptıktan sonra eksiltme yapıyorduk. Bir ilmeğe düştü. Bundan sonra artırma yapıyoruz. Yani bir doladım. Bir ters ördüm. Bir doladım. Sıradaki 4 düz ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine baştaki 2 taneyi arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadaki 2 ilmeğimi alıp sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. 2, 3, 4. Bu 4 ilmeği ördükten sonra hemen bir tane eksiltme yapıyorum. Yani ikisini bir düz olarak örüyorum. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki iki düz ilmeğin ikincisinin bu şekilde yönünü çevirip ikisini bir sağa doğru kesiyorum ya da ikisini bir örüyorum diyelim. Evet, bir eksiltme de yapmış oldum burada da. Karşımdaki 4 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Baştaki 2 taneyi önden sol şişime geçirdim. Arkadaki 2 ilmeğimi alıp onları da sol şişime aktarıyorum ve sırayla düz örüyorum. 2, 3, 4. Bir doladım. Bir ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüp 5. ön yüz sıramı tamamlamış. 1, 2, 3, 4. Evet, 5. ön yüz sıramızı tamamlamış olduk. Çevirdim. Tersinden bütün ilmeklerimizi ters örelim. Evet, ters sıramı tamamladım. Çevirdim. Altıncı ön yüz sıramdayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters ördüm. Bir ters daha örüyorum. 2 tane ters ördüm. Bir doladım. Karşımda 4 ilmek var. Yine aynı şekilde burgumu yapıyorum. Örmeden sağ şişimi aldım. Baştaki 2 taneyi arkadan sol şişime geçirip sağ şişimi yavaşça çekip bu 2 ilmeğimi alıp sol şişime aktarıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. 2, 3, 4. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Karşımda yine 4 düz ilmeğim var. Onlara burgu yapacağım. Örmeden sağ şişimi aldım. Baştaki 2 taneyi sol şişime geçirip sağ şişimi yavaşça çekip arkadaki 2 ilmeğimi alıp sol şişime aktarıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. Evet, bir doladım. 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. Bir doladım. Karşımda yine 4 düz ilmek var. Burgu yapacağım. Örmeden sağ şişimi aldım. Baştaki 2 taneyi sol şişime aldım. Sağ şişimdekileri de sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. 3 tane düz. 1, 2, 3. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir ördüm. 4 ilmeğim var. Burgu yapıyorum. Evet, örmeden sağ şişimi aldım. Baştaki 2 taneyi sol şişime aktardım. Ve arkadaki 2 taneyi alıp onları da sol şişime aktarıp sırayla düz olarak örüyorum. 2, ipim de gelmedi, inat etti. Şöyle kucağıma alayım. 2, 3, 4. Evet, bir tane artırma yapıyorum. 2 tane ters örüyorum. 1, 2. Kenar ilmeğimi de düz örüp 6. ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinden bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, ters sırasını tamamladım. Çevirdim. Modelimizin 7. ön yüz sırasındayız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örüyorum. 1, 2, 3 tane ters ördüm. Kenar ilmekten sonra 3 tane ters ördük. Bir doladık. Sıradaki 4 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Yine arkadan baştaki 2 ilmeğimi sol şişime geçirdim. Sağ şişimde öndeki ilmekleri alıp sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum. Evet. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. Ortada bir düzüm var. Düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip ikisini sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. Karşımda 4 ilmeğim var. Yine örmeden sağ şişimi alıyorum. Burgu yapacağım. Baştaki 2 taneyi sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çektim. Arkadaki ilmeklerimi alıp sol şişime aktarıp sırayla düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir doladım. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. Bir doladım. Yine karşımdaki 4 düz ilmeği burgu yapacağım. Örmeden sağ şişimi aldım. Baştaki 2 taneyi arkadan sol şişimi aldım. Arkadaki 2 ilmeğimi alıp sol şişimi aktarıp sırayla düz örüyorum. 2, 3, 4. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Yine karşımda 4 ilmeğim var. Burgu yapacağım. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Baştaki 2 taneyi önden sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadan ilmeklerimi alıp sol şişimi aktarıyorum ve yine sırayla düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir doladım. 3 tane ters örüyorum. 1, 2, 3. Son kenar ilmeğimi de düz örüp 7. ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Çevirdim. Tersinde yine bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, modelimin 8. ön yüzündeyim. Son ön yüz sırasındayız arkadaşlar. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. Kenar ilmekten sonra bir doladım. 4 ilmeğimi yine burgu yapacağım. Arkadan baştaki 2 ilmeğimi sol şişime alıp arkadaki 2 ilmeğimi de önden alıp sol şişime aktarıyorum ve sırayla düz örüyorum. Hep aynı şekilde olacak burgular. Evet. Sağdaki bu şekilde, soldaki de buradaki gibi olacak. Ortada 3 ilmeğim kaldı arkadaşlar. İlkini örmeden aldım. Şöyle sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü bu şekilde çevirip bu 2 ilmeğin ikisini bir sağa doğru, bakın. Bunu örmeden aldım. Bu ikisini de sağa doğru ikisini bir örüyorum. Sonra örmeden aldığımı bu şekilde genişletip şişimin önüne bırakıyorum. Burada 3 ilmeği bir kesmiş olduk. Şekli bu şekilde yaparsanız güzel olur. Tekrar göstermek istiyorum. Anlamayan olmuştur diye eminim. Çoğunuz da belki biliyorsunuzdur. Şöyle. Ne yapıyoruz? Karşımızda 3 ilmeğimiz var. İlkini örmeden alıyoruz. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip ikisini sağa doğru örüyorum. Örmeden aldığım ilmeği genişletip şişimin önüne bırakıyorum. Yani 3 ilmeği kesmiş olduk. Ortada bir ilmeğim kaldı. Sıradaki 4 ilmeğin burgusunu yapıyorum. Baştaki 2 taneyi önden sol şişime geçirdim. Sağ şişimi çekiyorum. Arkadaki 2 ilmeğimi sağ şişimle alıp sol şişimi aktarıp sırayla düz örüyorum. Üç, dört. Bir doladım. Ters örüyorum. 7 tane ters olması lazım. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ters ördüm. Bir doladım. Sıradaki 4 düz ilmeğimi yine burgu yapıyorum. Baştaki 2 taneyi arkadan sol şişime geçirdim. Arkadaki 2 taneyi de önden sağ şişimi alıp sol şişime aktarıyorum ve sırayla düz örüyorum. 2, 3, 4. Karşımda 3 ilmek var. İlkini örmeden alıyorum. Sıradaki 2 tane böyle bu şekilde de kesebilirsiniz ya da böyle sağa doğru bu şekilde de kesebilirsiniz. Sonra örmeden aldığımı genişletip sol şişimin önüne sağ şişimin önüne bırakıyorum. 3 ilmeği kesmiş olduk. 4 düz ilmeğim var. Örmeden sağ şişime alıp burgu yapacağım. Burguyu artık ezberlediğiniz eminim. O kadar çok gösterdim ki. Evet, 3 4. Burgudan sonra bir artırma, ters örüyorum. 1 2 3 4 ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp 8. ön yüz sıramı, son ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim. Tersinden bütün ilmeklerimizi ters örelim. Evet, ters sıramı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. Bir desenim oluştu. Gördüğünüz gibi desenimiz bitti arkadaşlar. İkinci desenin kurulumunu göstereceğim şimdi size. Bakın şöyle. İkinci desenimizin kurulumu da ilk birinci ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. Bir desende toplamda arkalı önlü sayarsak 16 sıradan oluştu arkadaşlar. 16 sıradan oluştu toplamda. Birinci ön yüzde dediğim gibi ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım, ters örüyorum. 1 2 3 tane ters ördüm. İpimi öne aldım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ters olarak örüyorum. Birinci ön yüzde bu şekilde başladık. İkisini bir ters olarak ördükten sonra sıradaki 4 ilmeğimi burgu yapacağım. Örmeden sağ şişimi aldım. Baştaki 2 taneyi arkadan sol şişimi alıyorum. Arkadaki 2 tane de önden sağ şişimi alıp sol şişimi aktarıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. 1 2 3 4. Burgu yaptıktan sonra bir doladık, bir düz ördük, bir doladık. Sıradaki 4 ilmeğimi burgu yapacağım. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Baştaki 2 taneyi önden sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadaki ilmeklerimi aldım. Sol şişime aktarıp sırayla düz örüyorum. 2 3 4. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir ters olarak öreceğim. İpimi öne aldım. İkisini bir ters olarak örüyorum. Ortada ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimin ikisini bir öne doğru ipimi aldıktan sonra ters örüyorum. Evet. Sırada 4 ilmeğim var. Burgu yapacağım. Örmeden sağ şişimi alıyorum. Baştaki 2 taneyi sol şişime geçirdim. Sağ şişimi çekip ilmeklerimi alıp sol şişime aktarıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. Burgudan sonra bir doladık, bir düz ördük, bir doladık. Sıradaki 4 ilmeği yine burgu yapacağım. Baştaki 2 taneyi önden sol şişime geçirdim. Arkadakileri sağ şişime aldım ve sol şişime aktarıyorum. Sırayla düz olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Sıradaki 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum ve 3 tane ters, 2 3 kenar ilmeğimi de örüp birinci ön yüz sıramı tamamlamış oldum. Tersinden bütün ilmeklerimizi ters örüp bir sonraki ön yüzde, ikinci ön yüzde videoyu başa alın, karıştırırsanız bir sonraki ön yüzde ne yaptıysak, yani ikinci ön yüzde ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız. İlk önce yaprağımız açılacak. Ortada 7 ilmek olana kadar açılacak. Sonra kapanacak arkadaşlar. Böyle ben diğer ördüğüm modelde göstereyim size. Evet, angora ile ördüğüm model de bu. Gördüğünüz gibi 3 desenim var. Harika bir model. Böyle çeyizlik yeleklere çok yakışır. Ters de bu şekilde. Dediğim gibi akılda kalıyor modeli. Yanlış yapma şeyiniz yok. Çünkü bilirsiniz. Nerede ne yapacağınızı bilirsiniz arkadaşlar. Böyle zor gibi duruyor ama eminim kolaylıkla yapabilirsiniz. Burada biraz sıkı ördüğüm için biraz kastı kendini ama yine de bu renkle çok yakıştı. Ama angora ile daha kibar, daha şık durdu. Tercih size kalmış arkadaşlar. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız, daha sonra tekrar izlemek için kaydederseniz çok çok mutlu olurum. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.